Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler ne yapsa bayılıyoruz. Yaptığı filmlere, sahnedeki gösterilerine, söylediği şarkılara bayılıyoruz. Türkiye'nin çok sevdiği bir isim o. Ve çok yeni daha böyle birkaç gün önce 4 yıl sonra ilk filmini çıkardı. Bursa Bülbülü. Ortalık yıkılıyor. Seven var, sevmeyen var. Ama sevenler benim gibi deliler gibi seviyor. Biraz önce Ece'nin de programında söyledim. Ben filmi bugün salı günü 6. kez seyrettim. Beyaz zambakları başka hiçbir şey dinlememecesine dinliyorum. Çok sevgili arkadaşım, Bozcaada eşrafından Ayten Hanım'ın oğlu, Cengo Bey'in <laughs> abisi, Ata Demirer Bey hoş geldiniz. Nasılsınız Candaş Bey? Sizi gördük çok daha iyi olduk. Ne bugün. güzel. Ne güzel. Battı balık. balık balıkta değil de şurada görmek ne güzel. <laughs> Gözüm alışmış ya. Yani niçada görüyorum evet. ya battı balıkta görüyorum. İnsan yaşadığı yere benzer. <laughs> yani, gerçekten öyle <laughs> ama biliyor musun? Evet. Ya ne güzel film yapmışsın ata. Çok teşekkür ederim ya. Neler duyuyorsun filmle ilgili bilmiyorum sen ama ben mesela e, benim seyrettirdiğim böyle ya seyredin seyredin dediğim bütün arkadaşlarımdan ya filmin gerçekliğine dair inanılmaz ya herkes aynı şeylerden etkileniyor. Evet. E, Bursa bülbülü nereden çıktı önce? Ben Bursalıyım. Benim çocukluğumun hikayesi o. Ben çocukken gördüğüm abiler, amcalar, işte müzisyen aileler, onlardan ilham alarak oluşturduğum bir hikaye yani kendi öz hikayemi kurguladım diyebilirim yani Cengiz Sezen diye biri var mı senin çocukta yoksa o Yok. birkaç ismin birleşip birkaç karakterin birleşip bir... <laughs> biri mi? Cengiz Sezen'i hepimiz tanıyoruz yani o yılların piyanist şantörleri onlar çay bahçesi evet. çay bahçesi abi. starları ee, tabi içlerinde şanslı olanlar başka seviyelere gelmişler hayat içinde Cengiz Sezen o abi aslında ben de biraz Cengiz Sezen'leşmiştim o yıllarda Ya yani ben piyanist şantörlük de yaptım öyle mi? tabi candaşım yani Lisede okuyordum, hobim piyanist şantörlük yani beni böyle götürüyordu Mümin abim düğünlere falan İşte oralarda çalıyordum diyordum falan hatta bir gün bir kınaya gitmiştik hiç unutmuyorum önümüze perde geldiler kına olduğu için ha, tabii. yani böyle bir şey oluyormuş falan Mümin abi itiraz etmişti o zaman biz de sandalyeleri çevirip oturalım <laughs> falan gibi Güzel. yani şarkıcı. bunun gibi bak mesela bunu kullanmadım aslında çok sinematografik bir hatıra değil mi yani çok sandalye güzel, çevirip değil. oturmalar falan sonra perde iniyor. Tamam o zaman diyorlar falan. E, bunun gibi çokça hikaye vardı. Ben de e, o zamanlar herhalde Berlin Kaplan'ı yazıyordum 2012 yılı. Bunu yapmak istedim. E, yazdım ben bir 40 sayfa falan. Sonra çok kötü oldu. Hı. Yırttım onu attım. Dedim ki herhalde bana nasip değil bu. E, biraz daha düşüneyim üzerine dedim. Yıllarca Hakan Algül ile beraber değerli yönetmenimiz buradan selam yollayalım. <laughs> Hem bir her şeyi ona şimdiden. borçluyuz. E, Hakan ile beraber yıllar içerisinde başka filmler çekerken hep bir Bursa filmi ismi, kodu şuydu Bursa filmi. Ne zaman Bursa filmi yapacağız? Hadi Bursa filmi falan. Hep 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 hep, hep, hep bu kafamızda döndü. Sonra pandemi oldu. <laughs> Evlere kapandık. Ben bir de apartman dairesinde yakalandım bu pandemiye. Hani <laughs> öyle açık havalarda bir yerde yazlıklara falan kaçtı ya insanlar. Öyle bir şansımız olmadı. Valide dedi ki ben dedi bu soğuk mevsimde gidemem dedi adalara adalara bir yerlere. Ben orada yakalandım böyle nefes alamıyorum artık. Bir köpeğim de yok gezdireyim hani. <laughs> Mahallede köpek sayısı arttı. <laughs> Pandemi bitti köpekler toz. Çok üzülüyorum ya gerçekten. O iş için köpek alınır mı ya? Neyse konudan konuyu atlamayayım. Dedim ki ben şu Bursa e, hikayesini e, bir dedim bir gireyim içine. Sonra bir girdim yazmaya başladım yazdıkça rahatladım. O evden kurtuldum yani. Oradan beni başka bir yerlere gezdirdi hikaye. İki sene kadar uğraştım. Sonra ee, çekmek üzereydik. Ben tendonumu yırttım. Ha, Hakan tabii. abi romatizmal bir rahatsızlık yaşadı. Çekemedik. Bir sene sonra çekmek nasip oldu. Yani biraz e, bülbülün uzun bir uçuşu oldu. bayağı bir on, 2012 yılından hani bir 10 sene bekledi tam çekilecekken bir sene daha bekledi ama hani bir laf var ya bizim kültürümüzde bir e, her şerde bir hayır var. E, bu çok doğruymuş. Demini şimdi bulmuş. Şimdi o deme bakıyoruz işte. E ben senin filmlerinde mesela e, böyle bazı sahneler var. O çok özel sahneler. Yani ne kadar mizah olursa olsun bir yerden böyle bir duyguya dokunan şeyler var. Bunları ara ara hep görmüş bir izleyicim ama Bursa Bülbülü biraz fazla mı acıklı abi diğer filmlere göre? Hikaye çünkü ya bana sorarsan ben Bursa filmine bir komedi filmi demem. Şahane çok güldüğüm sahneler var içinde ama ya benim ciğerimi dağladı film. Ben hatta yazdım da bunu. Ne <laughs> ciğerimiz kaldı ne yüreğimiz kaldı. Ata ne yaptı sen diye yazdım. Ee, bu biraz üstünde özellikle çalışılmış bir duygu mu izleyiciye aktarılması gereken yoksa oyun senaryo çünkü Hakan Bey de müthiş bir yönetmen. Hiç yani o bu filmde bence onun çok karşılığı imzası olmuş. Biraz böyle çekerken mi oluştu bu duygu? Yok. Yani ben çok samimi söyleyeyim burada. Canlı yayında bütün samimiyetimle söyleyeyim. Ben sadece diyalogları yazarken üzerinde çok çalışan bir insanım. Yani filmin genel akışı, sahnelerin geliş biçimi daha önceden Treadman yazmayan bir insanım. Bunların hepsi benim içimden nasıl geliyorsa öyle. E, filmin dramatik tarafı, hani Harmolipi derler ya buna, e, iki duygunun sentezi. E, o tamamen öyle geldi yani ve böyle olsun istedim. Anlıyor musun benim bir izleyici olarak yorumu? Ben filmin içindeki ya duygusal temayı çok daha baskın gördüm. Ya bir 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 sahne var şimdi aslında yani. bu çok alışkın olduğum bir tema. O sahnede gözüm doldu abi benim ya. Ee, Seni aradım yani gözüm bayağı baktım böyle gözüm. <laughs> canım. Abi gözüm doldu. O nasıl bir sahne bu? Evet. Ya o final sahnesi çok acayip bir sahne. Bu alışkın olduğumuz bir şey. Arzu filmi kolu bu. Yani ya. Hababam sınıfında efendim evet. e e e e Mamulcaşa kalp krizi geçirip de diye öğrenciler içeri girdiği zaman Ağlamaz mısın abi, gözünde olmaz mı abi. Canım kardeşim de Efendime abi söyleyeyim boncukta. Abi boncukta. Yani işte bu Bizim bu coğrafyanın rengi bu aslında Yani neşeyle hüzün Düğünle cenaze Bir arada Yani duygusu bu Valla biraz herhalde yaşımı aldım Ben biraz daha gerçek yapmaya başladım Yani bir yıllar önce Çok usta bir sinemacıyla sohbet etmiştik İsmini vermeyeyim böyle şey gibi olmasın o bana eva evvahları çok sevdiğini söylemişti. Ben de demiştim ki hocam niye sevdiniz? Hani çünkü benim için çok acayip bir yerde ve direkt bu lafla başlayınca çok onarı oldum ve heyecanlandım. Ve direkt neyini sevdiniz hocam dedim. Biraz detay istedim yani. Çok gerçek dedi. Hı -hı. E, çünkü gittiğin zaman bizim coğrafyaya o insanları görürsün. Hüseyin'i görürsün. Yani dedesini aynen. babasını görürsün. Yani o coğrafya öyledir. E, bu da öyle. Bu dağın gerçek olmasının sebebi benim kişisel hikayem olduğu için... Kurgusal bir tarafı e, sadece film haline getirmek için kurgusal bir tarafı var. Onun dışındaki her şey doğal akışında. Ee, mesela orada... Burada kız niye <laughs> gelmiyor falan. <laughs> ya, eserin yani organlarını çıkartmak istemiyor mu? Dedim ki seyirciye yani bu posta güvercin değil her seferinde sal geri gelsin. <gülüyor> <gülüyor> yani bazen de hikaye başka şeyler ister. O hikaye öyle istedi. Bir de yani e, Bak, benim e, çok tatmin eden bir duyguydu o. Yani ben yalnız e, yazıyorum. Evde e, birileri olduğu zaman dikkatim dağılıyor. Ve yazmak için genelde yazlıktaki eve gidiyorum. Yine öyleydi. Öyle bir andı. Dedim yani ben şu an çok yükseldim. Herhalde dedim seyirci de sevecektir ama bunu dedim ne olursa olsun değiştirmeyeceğim dedim. Ona da inandılar. Sağolsun BKV, Hakan abi en başta, e, Funda. E, Bunlar inandılar. Oyuncu arkadaşlarımız ee, ve ben de onun bir şekilde e, değişmesine izin ver, vermeyecektim. zaten. ...öyle bir şey de talep etmediler. O yüzden çok mutluyum. Filmi seyrederken ben Celo aradı Celil. Celil'in alçakan. O da müthiş oynamış. Osman. Ya olsun. Peki Celil'in içindeki komik dışarı çıkmamış Tabii mı? Hem ya, sadece. Celil sert adam gibi gözükür Tabii. işlerde falan ama aslında komiktir yani. Bizim özel arkadaşımız zaten. Çok. Yani, çok canımızın çok... içi Celil. Bütün oyuncular hakkını verdi. Celil'le konuşuyoruz. Celil aradı. işte hı. telefonla konuşuyoruz falan. Ben de durdurdum. Disney'de seyredip durdurdum. Dedim ki ya filmi seyrediyorum falan. Ondan sonra nasıl gidiyor? Daha yeni başladım falan dedim. Dedi ki bir sonunu seyret de dedi. Ya ben hikayeyi birazcık işte başladım falan bir sonunu seyret dedi. Ya, Kapadık sonunu seyrettim ve Celil'i aradım. Yani bir kere ben eminim hiçbir izleyici böyle bir final beklemiyordur. Ama finale yıkmayalım bence hikayeyi. Yıkmayalım da abi o finalde final be. Yani, yani tüm zamanların ben izleyiciyim abi ben sinemacı değilim eleştirmen değilim oyuncu asla değilim. Bayağı bir sıradan bir izleyici olarak söylüyorum. Benim hayatımda seyrettiğim tüm film finalleri içerisinde ben ilk ona sokarım bunu. Duyguyu olarak kesin sokarım. O yüzden seni övmeyeyim, o kadar. Hani şimdi yani arkadaşın aldı şey yapıyor demesinler diye. Yok estağfurullah. İşte böyle oldu yani. Ee, mesela orada bir şey var. Ee, evlenme teklifi sahnesi var. Bak sabah makamını bilir misin? Yok yani. Sabah makamı sabah izanının makamıdır. Hani dedim ya bu coğrafya böyledir, bizim renklerimiz böyledir. Ee, yani sabah ezanı da sabah makamıdır. Şimdi sabah makamı. Ee, e, çok hüzünlü bir makamdır. Şimdi bir ezanı, sabah ezanın sabah ezanının melodisini kulağına getirirsen burada yapmayım. Ama mesela fasulye türküsü de sabah makamıdır. Yani aynı makam biraz hızlandırdığın zaman e, neşeli bir türküye dönüşür. E, çektiğin zaman biraz ağıta dönüşür. Yani aslında gerçekten bu coğrafyanın sesleri bunlar. Dolaylı olarak filmleri de böyle olmalı. Yani benim ben zaten e, klasik akımcıyım Ar, e, ana 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 akımcıyım. E, bu da onun sanki biraz modernize edilmiş hali gibi gözüküyor. Şey baskısı oluyor mu? Mesela o Eyva Eyva serisinden sonra yaptığın bütün filmlerde ve sonuçta sen artık sen, At sen Ata Demirersin yani isminin altında komedyen yazıyor. E, ya komik olmalıyım komik olması gerekiyor. Baskısı oluyor mu? Yani şimdi mesela burada bir filmden bahsediyoruz ama bambaşka bir duygudan bahsediyoruz bize geçen. Hı hı. E, ama sen sonuçta bir yandan da seyirciden şey baskısı görüyor musun? Abi çok komik bir şey yapmalısın. Yani işte o eyvah eyvah gibi bir şey olmalı. İşte ne Ata er şovları gibi olmalı. Böyle bir baskı oluyor mu? Yani bunu zaten seyirci bastırmasa da sen kendine bastırırsın. Yani sonuçta oraya türü komedi yazıyorsan bir standartın üzerinde bir şey yapmak zorundasın. Ama tabii ki kendi gölgenle kavga ediyorsun gibi bir şey de olabiliyor yani o seri filmlerden sonra bir çıtayı bir yere koyduktan sonra onun altını düşmemek lazım ama bu kolay değil bazen düşülüyor yani sürekli bir şey oluyor ama hani dediğim gibi ben her zaman içimden geleni yaptım o da böyle geldi içimden çok güzel gelmiş pandemiden sonra biraz şey oldu mu sende hani duygusal olarak hem mizah anlayışında hem hayata bakışında yaptığın işlere yansıyan bir duygu değişimi oldu mu? Ya ben de şöyle pandemiden sonra değil de e, ben de 45-46 yaş civarına geldiğimde <laughs> çok büyük sıkıntı oldu bende dedim oğlum eğlence bitiyor <laughs> beyazlar artmaya başlayınca dedim ki yani ben zaten siparişle iş yapmam hiç yapmadım e, ama dedim artık hiç yapma yani tamamen içinden geleni yap sana bir fırsat verilirse. Tamam, getir biz onu çekeceğiz diyorlarsa, sen dedim tamamen içinden geleni yap çünkü bir tane hayatımız var ve belki de o finali ona borçlu olabiliriz. Hmm. Filmin içerisinde e, çok e, saygı duruşları var. Yani mesela Metin Akpınar'a var, Bülent Ersoy'a var, e, küçük Emrah diyoruz, artık küçük Emrah değil, küçük Emrah mı demeliyiz hala da bilmiyorum. Emrah. Küçü, küçük Emrah var. E, mesela nasıl orada yerleşti onlar kafana, yani nasıl? Oldu? Gerçek çünkü ben o dönem. Dedim ya müzisyenlik de yapıyordum falan bizim e, İzmir nasıl İzmir fuarı var bütün sanatçılar geliyor Bursa'nın da açık havası vardır. Açık hava bizim için olaydı yani yaz gelsin de açık havaya deve kuşu kabere gelsin efendime söyleyeyim e, işte Bülent Ersoy gelsin büyük kadrolar İbrahim Tatlıses gelsin Coşkun Sabah gelsin bizim için büyük olaylardı bunlar ve ben bunları yaşadım. Yani hüngür hüngür ağlıyoruz. Emrah çıkıyor. Boynu kükler. Bir giriyor falan biz böyle çünkü onun gibi olmak istiyoruz. Aynı yaşlardayız. Yani o yıllar sonuçta bunlar bir dönem filmi yapıyorsan mutlaka gerçekliği artırmak için koymalısın. Ama ben yine söylüyorum. Yine bunları oraya teknik olarak koymadım yani. Bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun diye. Gerçekten bunlar benim oyuncaklarım yani bunlar benim çocukluk hatıralarım. Hatıralarımı, e, hatıraları yad etmek kadar güzel bir lüks var mı hayatta? Evet. Ama daha da büyük bir lüks, hep birlikte yad etme şansımız oluyor esere girdiği zaman yani, eğer bir e, 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 e güzel bir şeye dönüştüyse eğer. Yani bu bir şans benim için yani gerçekten öyle bir çocukluk yaşamış olmakta bir şans yani. Mesela benim babamın Opel Kadeti vardı. Hmm. Ay bir kahve söyle de rahat rahat anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu çay değil mi? Çay gibi. İçilir. Bana çay evet. gibi duruyor ya. <laughs> Bak Burhan Opel Bey... Opel Kadet. Diye... Dur. Söyle. Burhan Bey'i beklet. Ve... Peki buyurun Burhan Bey. Burhan Bey evlenme teklifi sahnesinden ne kadar etkilendiğini anlatmış. e Şimdi anlatmayacağız da burada spoiler vermeyeceğiz. E... O, o, sahneden çıkamıyorum ben demiş. Oradaki de, Mesela o tepki de yani oradaki o senin oynadığın daha doğrusu yazdığın Cengiz Sezen'in orada verdiği tepki de ya çok sağ hayatın içinden bir tepki ama bizim hiçbir filmde görmediğimiz bir tepki. Ona başka bir şey bekliyoruz biz. Sevinç ya da üzüntü. Ben bilmiyorum ki ne yaptığımı. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Ben konservatuvarda müzik bölümünde okudum. Ben oyunculuk okumadım. Yani o bir empati. Ee, yani benim birlikte oynadığım büyük oyuncular işte Demet Akbağ, eee saymakla bitmez. Bütün oyuncular bana yardım ettiler filmlerde. Gözüne aç, laf anlaşılmadı, bir daha söyle, şöyle dur falan. Bir de sahne bizim için çok büyük bir okul. Yani yıllarca sahnede stand up yaptığın zaman o esneklik, suplex denir. O esneklik gelişiyor. Ve mizah bir zamanlamadır ya. O zamanlamayı biliyorsun ama ben şunu iddia edeyim. Yani iyi komedyenler, yani iyi mizah yapan veya komedi oyuncuları diyeyim çok iyi dram oynayabilirler. Hmm. Yani bu empati ile ilgili bir şey. Ben o an ne yaptım bilmiyorum. Bir, 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 sürü yaptım. Hakan abi o kendi favorisini alıp bağlamış oraya ki bence de e, her zaman onu seçkileri en iyisidir. Babanın Opel Kadeti diyordun kestim sözü. Yani o dönem nasıl bir dönemdi biliyor musun? Babamın Opel Kadeti vardı. Tek kapı. Uludağ'a çıkıyoruz böyle çıkarken <laughs> 150 metrede bir istifra ediliyor falan. Araba tutuyor. Pazar günleri öyle bak. Bursalılara, Bursalılar barometre gibidir. Bak şimdi yarın lodos fırtınası var ya daha sabah annem böyle yaptı. Lodos mu geliyor? Çünkü bir yere ağrıyor. Hepimiz romatizma hastasıyızdır biz Bursalılar. Lodos'u biliriz çünkü yarım saat daha yarım saat deniz. Herkes böyle ya bir Bursalı'nın yüzüne bak böyle 1160'ları falan gösteriyor kuru hava fırtına geliyor. Yani vücuttan hissederiz. Bursalılar değişik insanlardır. Anlatabiliyor muyum? Biz de öyleydik. Şimdi o yıllarda o kadette sürekli deve kuşu kabere kasetleri dinleniyor. Babam hastası. Hepsini ezbere bilirim. Yasaklar işte aşk olsun, beyoğlu beyoğlu falan. Sonra Müşfik Kenter'in sesinden Allah rahmet eylesin bir garip Orhan Veli. Sonra Teyare Kültür Merkezi oldu şimdi. Teyare sinemasıydı or orada. Ben orada mesela Müşfik Kenter'i de seyrettim. O oyunu seyrettim. 15 yaşında falandım herhalde. Yani çok renkliydi. Ben de bu renkleri paylaşmak istedim yani. Ya bir de böyle ekrana bakıp girdin sonradan farkına vardır. Sen <laughs> <laughs> diyorsunuz sil ata değil mi? Az önce konuştuğumuz devam ediyoruz diye. Ee, Çaktırmadan kendine bakan da var değil mi? Tabii olmaz mı? Benim en sevdiğim konuk o. Ben konuşurken, yani mesela kendi konuşurken bazen şey söylüyorum. Monitörden kendisini seyreden konuk. Ya sen bence çok iyi bir mis, e, ev sahibisin. Bazen ne şey olsun? oluyor bu tartışma programlarında falan haliyle o ekranı da takip etmek gerektiği için soruyu çakıyor. Adam hararetle anlatıyor bazen. Reji bu tarafı kesiyor kendi halinde. <laughs> <laughs> benden çıktı sen <takılsa. gülüyor> hiç öyle bir durumda olmak istemem çünkü ben iletişim yani gözüme bakmazsam ben konuşamam yani. E ya bu bütün konuklara özel bir durum aslında ama uh -huh. tabii bizim meslektaşlar arasında şey de var tabii. Yani, yani bu işi iyi yapıyorsun. Çok eyvallah sağ ol çok teşekkür ederim. Şimdi senin filmlerin e, sinemalarda çok seyredilen en çok seyredilenler listesine giren filmler oldu çoğunlukla. Ama sen bir bu... tanesi 2011'de şeydi. eyvah 2 idi. Yılın en çok seyredilen filmiydi o. çok hoşuma gitmişti o. Ama çok da takılmıyor bu rakamlara. Nedeni de söyleyeyim ben. Soruyu kestim ama hemen. Hayır, hayır lütfen daha... lütfen. Şundan ötürü filmin ne kadar insanı seyrettiği bir başarı göstergesi gerçekten önemlidir. Ama televizyona verilince milyonlar seyrediyor zaten. Doğal olarak bir filmi hazırlarken yani bu büyük kitleler bunu seç, seyredecek. Bundan kaçış yok. Bir şekilde ulusal kanala verilince herkes seyredecek diye yapmak. Ee, yani bunu da düşünmek lazım. Ee, bu önemli bir kriter. Ee, negatif düşünmemek lazım. Böyle düşünmek lazım. Ee, şimdi ama film sinemada değil. Dijital evet. bir platformda. Ee, neden? Pandemi. Yani ben Şahan da gelmişti buraya seyrettim. Evet, o da... O pastırma hikayesi öyle değil bu arada. Şahin bak mi? canlı yayında dakika, canlı şimdi... yayında şakayı yapmak için <laughs> yedin belli çocuğum. Öyle mi? Ya şaka anlatırım. Ya. Yani, bir dakika. O bir dakika, öyle hatırlıyor olabilir. Bir dakika. Şimdi önce şey bak. O egzibi... yaptı. O Te şakayı o yaptı. Ekzibi yayınlıyor ama böyle. O, şey... o şakayı o yaptı. Tamam yaptı ama şimdi. Ben böyle çok kasıldım. O da rahattı. Gerçekten rahattı yani. Şu an benden küçük. Ee, rahattı çok. Dedim ya ne kadar rahat falan. Döndü bana. Şşşt bana bak dedi. Recep Bey'de gibi... Pastırma yiyor musun? Pastırmayı versene versene. versene dedi. Orada yani başbakan konuşuyor. Pastırmayı versene diyor bana falan. Sinirlerim bozdu. Çok gülmüştüm. O şakayı orada yaptı ama o burada anlatırken daha başka bir kurguyla anlattı. Eğlenceli bir şekilde anlattı bir de, çok yine. çok güzel O da şey söyledi bir de. E, şimdi Başbakan ona demiş. Nereye ki, yine atladık konudan konuya? Dur soracağım soruyu. Soru bende rahat. Başbakan ona demiş ki işte ya kilo ver falan. Dedim Hı -hı. ki ya sen de çok kilo verdin. Ata da sonra çok kilo verdi. Dedi ki bize dedi o şey yaramadı. <laughs> o kahvaltı yaramadı. Güzel şaka. Biz nasıl dert ettiysek bunu dedi. Yani yemeğe şey de dedi. Şey konuşalım. Benim sorum Dijital'e neden, neden verdik? Yapıyorsun? Şimdi pandemi matematiksel anlamda gerçekten sineması, sinemayı biraz kötü etkiledi. Önce o Koreliler krizi. Mısır e, değil mi? Evet Mısır krizi ardından pandemi. ...çok fena etkiledi. Yani bir kişi aynı zamanda birçok işi yapar hale geliyor sinemanın içinde. Bu zor bir süreç. Yüzde 60'a yakın bir seyirci kaybı oldu söylendi bana. Bu arada ben filmin yazarıyım ve oyuncusuyum. Bu konuda güvendiğim insan Necati Akpınar'dır. Necati abi böyle öngördü. Bence de dijitali <laughs> onun öngördüğü şekilde bir şans olarak görmek lazım. Öyle mi yoksa sinemanın şöyle, sonu mu? Değil. Asla değil. Nasıl değil? Nasıl değil? Televizyon icat oldu. Sinemanın sonu mu oldu? Hayır. Bir krize girdi çıktı. Sinemayı öldüremeyiz. Ne dijital öldürebilir ne başka bir şey. Daha da köpürtür. Çünkü insanların böyle tanımadığı insanlarla kol kola omuz omuza işte onun kokusunu alarak öbürü yanındaki ağlıyor öbürü gülüyor birlikte maça gitmek gibi bir şey. Yani öyle bir faaliyet hele ki perde ufacık detaylar bile gözükür. Öyle bir sanat dalı yedinci sanat ee, ...hiçbir şey öldüremez onu. Fakat pandemi çok salladı. Çünkü <laughs> sinemalar tiyatrolar gibi böyle düz ayak hissedilmedi. Bana söylenen şey o. Hani tiyatroya giriyorsun düz ayak gibi hissediyorsun. Veya bir merdiven çıkıyorsun sonra salon. Daha ferah bir duygusu varmış gibi geliyor. Salonlar büyük falan. Sinema işte cep sinemaları var biliyorsun. <laughs> sinema 4, sinema 5, sinema 6, sinema 7. 50'şer kişilik, 100'er kişilik, 100 er kişilik minik salonlar. İnsanlara şöyle bir duyguya kapılmışlar. Bunu bir uzman anlattı bize. Ee, yani ben kesin Covid olurum girersem içeriye diye ve bu duyguyla iki sene öncesinde bayır aşağı bir gidiş oldu. Ee, dönem filmleri tabii yüksek maliyetli e, ve e, yani burada yapımcının kendi tasarrufu. Ben yine söylüyorum dijital e, çok avantajlı ama sinemaya da bir şey yaparım, dijitale de yaparım. Bir de şöyle bir avantajı var. Biz 30'a yakın ülkede aynı anda girdik. Yani 30'a yakın ülkede aynı anda girmek e, normalde de mümkün değil. Yani Almanya turnesi yaparsınız. Belirli bir iki tane şehir vardır. Yaptık yıllarca. Hollanda yaparsınız. İngiltere'ye falan asla gidilmez. Efendime söyleyeyim. Yani e, Norveç bile var. Yani oradaki Türkler de seyrediyor. Vatandaşlarımız da seyrediyor. Aynı anda girmenin böyle bir şeyi var. Böyle bir avantajı var. E, yani mesela şöyle söyleyeyim. Bir, bir avantajı da mesela sanat filmleri diye tabir edilen filmler <laughs> festivallerde şahane ödüller almış. Şahane yönetmenlerin filmleri sıkışıp kalıyordu şeylerin arasında. Gişe filmleri diye tabir edilen popüler sinema eserlerinin arasında vizyon bulamıyordu. Şimdi onlar da vizyon buluyor. Bu çok güzel bir şey. Müthiş bir şey bu. Ben seyretmedim bir sürü film seyrettim. Sayfa sayfa haber okuyorsun. Altın Koza'yı aldı, yok şunu aldı, bunu aldı. Seyretmek istiyorsun. Böyle açıyorsun neredeyse GPS'le sola dön. Oradan 55 kilometre git. Sağdaki sinemanın solunda kaldı falan gibi. Ama şimdi dijitalde açıyorsun. Cartier karşında. Bu da bir avantaj. En son sinemaya ne zaman gittin hata? En son Avatar'a gittim. Ha, yeni, Avatar. Yeni Avatar. Ha, ha, evet. yeni. çünkü mesela birçok konuğa <laughs> soruyorum ben. <laughs> 2009'da gitmişim değil mi? Sana bir şey söyleyeyim <laughs> Yok. mi? Bak birçok konuğa soruyorum ben. Evet. Ve Ama oyunculuklar %70 şahaneydi. %70'i falan o şeyden önce. Korona'dan önce gitmiş sinemaya. Yani, i̇şte evet, böyle hı. bir durum var. Ama bence toparlandı artık. Yani e, bence bu Şubat ayı ile birlikte bir sürü de güzel film girecek. E, yavaş yavaş toparlanacak. Önümüzdeki yıl böyle bir e, yani böyle bir kaygının çok fazla olmayacağını düşünüyorum ben. E, ama bu demek değildir ki dijitale bir daha e, hani. O sıkışık dönemde Hı. sizle takıldık ama biz işte falan. Böyle bir duygu değil gerçekten. Ee, bazı düzenlemeler de yapılabilir. Mesela e, bilet fiyatına özel gösterim dijitalde. Aa güzel. E, tabii yani Amerika'da yapıldığı gibi. Yani filmi ister sinemada seyret ister dijitalde seyret. Sinemada şu kadar para dijitalde de ekstra seyrediyorsan şu kadar para gibi. E, bunlar da yapılabilir. Orada bir sinema yasasıyla ilgili bir toparlamaya gideceklerini duydum. Hıh. Evet. Ee, filmin şarkıları ya yani bir revize edileceğini duydum ama belki de ben e, doğru bilgi olmayabilir. Sana da geliyordur filmin şarkılarını sen dijital platformlarda e, yayınladın hı hı. ama insanlar pla çıksın istiyorlar. Pla geliyor. Şubat şimdi bile biz söyledik. Abi pla biz 6 haftada yapılıyor. Biz Çok güzel. buna karar verdik. Startı verdiğimiz an bize şubat ortası teslim olacağı söylendi. Şubat gibi pla gelecek. Ben de inanın ben de plana sahip olmak istiyorum. Ya ben, ben de de istiyorum bir istiyorum plak hastası bir insan hmm. olarak plak başka bir şey o gacır gucur başlıyor ya gacır gucur cigara 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 jar cur jar dönmeye başlıyor o, bayılıyorum ya.